il başkanımız, kadın kolları ve gençlik kolları il başkanlarımız toplantıdan henüz çıktılar. Çok selamları var. O sebeple katılamadılar. Bunların da selamını sizlere iletiyorum. Evet, geçen ay danışma meclisi toplantımızı Neşrutiyet Mesudiye mahallemizin toplantısıyla birleştirerek Güneş Kıraathanesi'nde yapmıştık. Oradaki hem mahalledeki arkadaşlarımızla beraber böyle mahalle içerisinde gerçekten çok güzel, sıcak bir hava içerisinde bir danışma meclisi toplantımızı icra ettik. Bu ayki toplantımızı yine gençlik merkezimizde yapıyoruz. Şimdi bu geçen süre içerisinde 22 mahallenin 18 tanesiyle mahallede ve parti binamızda toplantılarımızı yaptık. Mahalle yönetimi, kadın kolları, gençlik kolları başkanlarımız ve mahalle sandık başkanlarımızla. Buradaki toplantılarımızın amacı sandık yönetim kurullarımızın oluşturulması. Bu çalışmalarımız da başladı. Kalan mahallelerimize de önümüzdeki süreçle beraber yine hızlıca devam edeceğiz. Evet, her seferinde söylediğimiz gibi çok güçlü bir teşkilat yapımız var. Bu teşkilat yapımızı canlı diri tuttuğumuz şartlarda önümüzdeki yerel seçimde gerçekten Aydın'da bizim teşkilatın çalışmasına diğer partilerin yetişebilmesinin mümkün olmadığını düşünüyorum. Bunu en üstten en aşağıya kadar gerçekten ayrı ayrı sayabiliriz vekillerimizden. Ben Aydın'a baktığım zaman AK Parti vekillerinin çalıştığı kadar diğer partilerin vekillerinin arazide çalıştığını, halkı takip ettiğini izleyemiyoruz. Tabii bu bizim açımızdan memnuniyet verici. Yine teşkilatın diğer kademelerinde de bu böyle. Emin olun diğer partilerin mahalle temsilcileri, mahalle başkanları, sandık kurulları şu an bunların oluştuğunu dahi düşünmüyorum. Biz kendimize bakacağız, işimizi iyi yapacağız, görevimizi, ödevimizi iyi yapacağız, kendimizi iyi hazırlayacağız ve halkın karşısına çıktığımızda emin olun ki bu fark ortaya çıkacak. Ve arada kamuoyu içerisinde bazı konularla ilgili de basın toplantımız, basın açıklamalarımız oldu. Bunlara ben küçücük bir değinmek istiyorum. CHP Belediye Başkanımız jeotermalle ilgili bir açıklama yaptı. Ve bunun devamında da geçen hafta içerisinde de bir sempozyum yaptı. Ben bununla ilgili hafta içerisinde zaten gerekli bilgileri basın aracılığıyla Aydın kamuoyuyla paylaştım. 4 yıldır belediyenin hiçbir gündem maddesinde bulunmayan, belediye meclisinde, encümeninde en ufak bir kararla dahi gündeme gelmeyen, yeni yapılan belediye binasına taşındıklarında oraya hızlıca doğalgazı döşeyip oraya doğalgazı ısıtan Sayın Belediye Başkanı 4 yıl sonra ne olduysa bir anda uyandı ve o gün uyandığında jeotermal dedi. Bunların hepsi şu önümüzdeki 11 ay sonra yapılacak olan yerel seçimlerle alakalı. Kendisi belki Türkiye'deki en erken açıklanan Büyükşehir Belediye Başkan adayı. Büyükşehir Belediye Başkan adayı kesinleşen ve seçimlere bu sıfatla katılacağını bilen bir zat olmasına rağmen bu geçen sürede dahi jeotermalle ilgili en ufak bir hamle yapmamış, Aydın'da yapılan ihalelere belediye adına katılmamış. Örnekler verdik, Davutlar, Sultanhisar Belediyesi kendi ilçeleriyle ilgili, seracılık, ısıtma vesaire yatırımlarıyla ilgili kendi o bütçelerini belki zorlayarak bu ihalelere katıldılar ve bazı sahaları aldılar. Peki bir anda hızlıca bir sempozyum düzenlendi. İşte bunların tamamen amacı önümüzdeki bu yerel seçimle ilgili halkı yeni vaatlerle ısıtabilmek. Bu jeotermalin bir faydası oldu. MHP ile aralarına giren soğukluğu ısıttı galiba. Çünkü sempozyumda gayet sıcak tavırları vardı. Bu önümüzdeki süreçte de bu jeotermal kelime gibi yeni kelimeler çıkacaktır. Çünkü 4 yıldır hizmet etmeyen Aydın Belediyesi 2009'daki vaatlerini unutturmak ve yeni vaatleri artık yavaş yavaş gündeme getirmek kastı ve sebebiyle yeni kelimeler türetecek. Biz Aydın halkının
bunları iyi takip ettiğini, kalmayacağını ve bu hususta Aydın Belediyesi'nin bu eksikliğini, ihmalini iyi bildiğini düşünüyoruz. Evet, Sayın Vekilimin gerçekten çok önemli bir konuşması var, önemli açıklamaları olacak. Ben tekrar katıldığınız için teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.